Bugünkü konumuz iletişimde farklıyı denemek. Şimdi sevgili dostlar, bazıları hep aynı tür yaşam biçimini tercih eder. Bazıları da farklı tür. Çoğunluk gezmeyi sever. Farklı şehirler, farklı ülkeler görmek ister. Kendi ülkesinin farklı yörelerini gezmek ister. Ama bazıları da eviyle iş arasında gider gelir ila. Şimdi Büyük Kant'ın doğduğu kentten sadece bir kere 40 kilometre öteye gidip geldiği söyleniyor. Bir kere. O da bir yazın bir ders veriyormuş. 40 kilometre gidiyor. Hiç gitmemiş. Ama Kant olmasında bir zarar yok. Olmuş. Birisi diyor ki hayatında hiç deniz görmemiş, dağ da görmemiş. Bulunduğu yer Düzlük, Almanya'da. Hayatında hiç deniz ve dağ görmemiş birinin bana coğrafya hakkında bir şeyler söylemesi biraz tuhaf der birisi. Şimdi sevgili dostlar, farklı sanatlara bakmanın, farklı sanatların tadına bakmanın herhalde faydası var. Hiç tiyatroya gitmemiş çok insan var. Hiç operaya, baleye gitmemiş. Hocam hayatınız boyunca hep patates, yani pilav falan yiyebiliriz. Ama biraz da farklı yemeklerin tadına bakmak gerekiyor. Farklı müziklerin tadına bakmak, farklı yemeklerin tadına bakmak. Kravatımda bir Ebru var. Ebru, Türkiye'de yapılmış. Şimdi Ebru çok önemli. Yaklaşık 500 sene önce Asya'da, Buhara'da ortaya çıkmış bir sanat dalı büyük bir ihtimalle. Avrupa'da 30 küsür tane Ebru derneği var. İlginç geliyor. Ben de Ebru'yu öğrenmek istedim. Öğrenmeye çalışıyorum. İlla bu kravatı ben yapmadım. Fakat Ebru belli bir sistemi var. İnternete bakabilirsiniz. İşte öt kullanıyor, bu kullanıyor, şu oldu, boya kullandık. Ondan olan baskıyı kravata geçirmiş. Farklı sanatları derinlemesine öğrenmesek bile tadına bakmakta yarar var. Sokrates ölmeden önce, az sonra ölecek. Zehir içip öldürecekler. Bir öğrencisinin elinde bilmediği bir çalgı görür. Nasıl çalınıyor? Bana bir anlat diyor. Sokrates, üzgünüm diyor. Bunu çalıp keyif alacak zamanın olmayacak diyor. Yok, çalıp keyif almak için sormadım. Nasıl çalınıyor? Onu merak ettim sadece diyor. Dünyanın yeniliklerine, dünyanın farklılıklarına açık olmamız gerekiyor. İletişimde farklıyı denemek, yaşamımızda farklıyı denemek. Eskiden, Cumhuriyet'ten önce, büyüklerimden duyduğum, üçgenin alanı şöyle tarif edilmiş. Üçgene bir defa müselles deniyor. Bir müsellesin alanı sathiyesi, kaidesiyle irtifanın, hasılı zarbının nıfsına müstenittir. İrtifa yükselir demek, nıfsı yarısı demek. Bir müsellesin alanı sathiyesi, kaidesiyle irtifanın, hasılı zarbının nıfsına müstenittir. De diyebiliriz. Ya da farklı deneyip ne dedik Cumhuriyet'te? Bir üçgen alanı tabanıyla yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir. Atatürk oturup bir geometri kitabı yazmıştı. Üçgen, beşgen, dörtgen, açı. Öbürü nasıldı? O da iyiydi. O gün için iyiydi. Fakat yeniyi denemekte yarar var. Sevgili dostlar, bir öğretmen bir konuyu sınıfta anlatır. Baktılar, baktı, anlamadılar. Farklı bir şekilde bir daha denemeli. Ben en idealini anlattım, en doğrusunu anlattım. Anlamadılarsa bunda sorun var dememeli bir öğretmen. Demez de zaten. Hiçbir konunun ideal anlatımı yoktur. Farklı açılardan girebilirsiniz. Bir bakış tarzıyla anlattı bir konuyu, anlamadı. İkinci, üçüncü, dördüncü bakış tarzı var. Sonsuz bakış tarzı var. En azından birinci işe yaramadı, birinci bakış tarzıyla öğretmenin konuyu anlatması. İkinci, üçüncünün işe yarama ihtimali vardır. Farklıyı denemek gerekiyor sevgili dostlar. Yaşantımızda, günlük yaşantımızda doğru yorumlar vardır, yanlış yorumlar, doğru ifadeler, yanlış ifadeler vardır. Genellikle şunu söyleyeyim, genel bir çerçeve olarak. Diretirseniz direnir. Çocuğa diretirsen direnir. Kediye diretirsen direnir. Kedi bile ufacık canıyla ne deriz? Kedi istediğin yere değil, istediği yere oturur. Diretirsen direnir.
Farklıyı denemek gerekiyor. Diretmeyeceğiz. En doğru bakış tarzı benim tarzım. Kabul et, anlaşalım. Bu tavır doğru değil. Şimdilerde duymuyorum artık. Benim çocukluğumda sık söylenirdi. Derdini Marco Paşa'ya anlat denirdi. Marco Paşa gayrimüslim kökenli bir Osmanlı. Paşa olmuş. Hilali Ahmer'in de yani Kızılay'ın da başına gelmiş. Ben şunu yalnız biliyorum. Gençliğimde ben üniversiteyi bitirdiğimde Kızılay'da üzerinde büyük bir Kızılay bulunan bir bina vardı. Bir katlı, iki katlı bir bina vardı. Onun önünde Kızılay'ın o güne kadar başkanlığını yapmış kişilerin, Kızılay başkanı olmuş kişilerin, eski adıyla Hilali Ahmer'in başkanlarının büstleri vardı. Bunlar arasında Marco Paşa'nın da vardı. Ben gördüm o heykeli de. Zaman zaman gazeteler şunu yazardı. Bir vatandaş gelir derdini yazmış bir mektuba. Bir iple Marco Paşa'nın Kızılay'daki büstünün boynuna asıyor gidiyor. Yani koşup yakalayamamışlar filan. Birileri söylemiş gelmiş fotoğrafını çekmişlerdi gazeteciler. Derdini Marco Paşa'ya anlat. Şimdi yüzeydeki anlamış anlat boşver işe yaramaz. Ama arkasında şu vardı. Marco Paşa bir Osmanlı paşası. Gençler, özellikle genç tıbbiyeliler gidip bir takım sıkıntılarını anlatıyorlar. Anlatıyorlar. Talepte bulunuyorlar. Marco Paşa istedikleri hiçbir şey vermezmiş. İstedikleri hiçbir şey vermiyor. Yapmıyor da. Fakat Marco Paşa'nın huzuruna çıkıp da konuşan, oh ferahladım diye çıkarmış. Giderek bir dinleyişte yürek ferahlatan adam efsanesi gelişmiş Marco Paşa. Bir dinleyişte yürek ferahlatıyor. Derdini anlatıyorsun, huzuruna kabul ediyor, dinliyor. İstediğin hiçbir şey vermiyor, yapmıyor ama sen rahatlamış çıkıyorsun. Benim yorumum şu, o günün şartlarında insanlar bir büyüğün kendisini dinlediğini görmemişler. Dinleyen pek yok bir paşanın huzuruna çıkıp da Hilal-i Ahmet'in başkanı ya da bir vezir bir kelanın huzuruna çıkıp da vatandaş olarak öyle uzun uzun isteğini derdini anlatamazsın. Bu dinliyormuş, söz kesmeden dinliyormuş. Söz kesmeden dinliyormuş. Dinliyor, dinliyor. Bence empati kuruyor ya da kafasını sallıyor. Konuşan kişi oh be, oh, birisi beni dinledi diyor. Batı'da bir araştırmaya göre Amerika'da hekimler hasta ile konuşuyorlar. Soru sormaya başladıktan, konuşmaya başladıktan 20 saniye sonra sözünü kesiyor. Bir dakika diyor. 20 saniye sonra. Ben bunu hekim arkadaşlarıma söylemiştim. 20 dakikada orada söz kesiyormuşlar. Bizde nasıl dedim. O Amerika'da olur, bizde olmaz dedi. Biz öyle 20 saniye bekleyemeyiz. 5 saniyede keseriz diyor. Yarı şaka yarı ciddi. Şimdi Marco Paşa söz kesmiyormuş, dinliyormuş. Nezaketle, ilgiyle dinliyormuş. Bu, dinlemek gerekiyor. Lütfen çocuklarımızı dinleyelim. Diretirsek direnirler. Eşimizi dinleyelim. İş arkadaşlarımızı, elemanımızı dinleyelim. Şimdi çocuğunuz arkadaşıyla kavga etmiş. İletişimde farklı denemek. Birkaç örnek vermek istiyorum. Arkadaşla kavga etmiş. Bir, şunu sorabiliriz. Evladım niçin arkadaşınla kavga ediyorsun? Burada bir sorudan ziyade bir suçlama. Niye ediyorsun? Ne gerek var? Niçin arkadaşınla kavga ediyorsun? Bu olabilir. Ama daha iyisi de şu olabilir mi? Arkadaşınla aranızda ne oldu? Bana anlatmak ister misin? Niçin kavga ediyorsun diye suçlamak yerine ne oldu bana bir anlatır mısın demek herhalde çok daha işlevsel. Bazen sıklıkla erkekler eşleri hanımefendileri derler. Hayatım pireyi büyütüyorsun, meseleyi büyütüyorsun, pireyi deve yapıyorsun diyor. Bunu demek yerine acaba erkek ya hayatım. Gördüğüm kadarıyla bu olay seni üzmüş. Yani niçin üzüldüğünü biraz daha anlatabilir misin? Bak meseleyi büyütme. Sana göre büyük değil, ona göre küçük. Bak, çok sık erkeklerde. Bunda ağlayacak ne var karısında? Buna ağlanmaz. Buna ağlanmaz. Neye ağlanır, neye ağlanmaz? Sor bana, ben sana liste vereyim. Buna ağla, buna ağlama, olay bitti. Hocam bu emir ve komuta zinciri olmuyor. Kadın ağlıyor. Niye ağlıyorsun demek yerine? Canım benim. Yani niçin ağlıyorsun? Ağlama demek yerine.
Ya olayı biraz daha anlatır mısın? Anladığım kadar bu olay seni üzmüş demek. Farklıyı denemek olur sevgili dostlar. Bakınız, farklı bakış tarzı, farklı yemekleri, farklı türde elbiseleri, farklı müzikleri dener gibi farklı bakış tarzından da denememizde yarar var. Farklı bakış tarzı olmasaydı dünya bugünkü medeniyet düzeyine ulaşmazdı. Farklı bakış tarzları olmasaydı cep telefonumuz bu kadar gelişmezdi. Ultrasonlu şusu busu ortaya çıkmazdı. Sevgili dostlar, zaman zaman eskiyen elbiselerimizi değiştiriyor muyuz? Değiştiriyoruz. Perdeler eskiyince değiştiriyoruz. Çok eskiyen ev eşyalarını değiştiriyoruz da. Eskiyen ve artık işe pek yaramayan eski iletişim tarzlarımızı niçin değiştirmiyoruz? Benim çocukluğumda da çalış oğlum çalış kızım denirdi. 80'lerde de denirdi. 90'da 2000'de hala çalış oğlum çalış kızım. Hocam eskidi bu, eskidi. Diyor musunuz? Hep sorarım, diyorum, diyorsunuz. Bolca diyor musunuz? Diyorsunuz. Peki çalış oğlum çalış kızım demenin bugüne kadar en ufak bir faydasını gördünüz mü? Görmediniz. O zaman değiştirelim. O zaman değiştirelim. Çalış oğlum çalış kızım demek yerine farklı bir şey söylemeye deneyelim. Çocuğumuza kes testi yaptıralım. Başka benzeri testler de var. Kes. Ceyhan'ın C'si, Ankara'nın A'sı S. Samsun'un S'si. Kes. Kognitif C, Cognitive Assessment System. Adeta çocuk kağıt kalem testi. Öyle beyinle falan bir şey bağlanmıyor. Yok öyle bir şey. Ama çocuğun zihinsel yapısının, kognitif yapısının, bilişsel yapısının adeta MR'ın röntgenini çekiyor. Farklı bir şey yapalım sevgili dostlar. Bu niye çalışmıyor? 5-17 yaş arasında uygulanabilir. İnternete giriniz bakınız kes. C, A ve S. Niye çalışmıyor? Dikkat eksikliği mi var? Hangi düzeyde var? Planlamada mı sorunu var? Test bize bunu söyleyecek. Çalış oğlum ezbere. Hocam işe yaramayan reçete 10 yıl kullanılmaz. İşe yaramayan çalış oğlum şeklindeki bir emir de lütfen 10 yıl kullanmayalım. Bir damla taş vardır şöyle. Bunun tam bunun gibi değil. Volkanik bölgelerde bulunur. Yukarısı avuca sığacak kadar ucu sivri. Böyle alıyor avucuna. İşte hayvanı öldürmekte kullanıyor. Onun derisini yüzmekte kullanıyor. Bunu insanlar bulmuşlardır. Atal, insan öncesi atalar, hominoidler, insanımsılar. Hocam yaklaşık 1 milyon sene kadar bunu kullanmışlar. En az 100 bin sene kullanmışlar atalar. Kullanıyor. Ne işlerse. Fazla bir şey bulmak gerekmiyor. Ama o zaman 1 milyon senede, 1000 senede, 2000 senede ortaya çıkan yenilik bugün bir ayda ortaya çıkıyor. Gelişme çok hızlı. Sürekli farklıyı deniyoruz. Farklıyı gündeme getirmeye çalışıyoruz. İnsan ilişkilerinde bir mimaride restorasyon var, renovasyon var. Restorasyon eski bir yapıyı ilk yapıldığı hale mümkün olduğu kadar benzeyecek şekilde tamir etmek demek. Restore ettik. İlk şekline benzetmeye çalıştık. Binanın ömrünü uzattık. Restore. Bir de renovasyon var. Eski bir yapıyı yeni bir işlevle kullanabilecek şekilde getirmek. Han. Hanlar var. Han. Kervansaraylar. Artık kervansaray kullanılmıyor. Develer yok. Deve girişi, at eşek girişi, at girişine gerek yok. Ne yapıyorlar? Restore ediyorlar ama küçük mağazalar yapıyorlar. Bazen restore edip otele dönüştürebilirsiniz. Bunlar vardır. Ülkemizde çok güzel var. Restore etmek ayrı, renova etmek ayrı. İnsan ilişkilerinde bazen restore etmeniz, eşinizi üzdüyseniz bir çiçek götürürsünüz. Ama bu değil. Bunun Türkçedeki adı kaynana dili. Güzel, renkli bir çiçek götürürsünüz. İlişkiyi restore etmeye çalışırız. Bazen de renove etmek gerekir. Gençken eşinizle ilişki başkadır. Gençken genç karı koca tutkulu bir aşk olabilir. Ama yaş ilerledikçe, diyelim 50'sine 60'ına gelince, belki 65'ine gelince, karı kocanın ilişkisi farklı olmalı. Bunun yerine arkadaşlığın, dostluğun ağırlık taşıdığı bir ilişki olması gerekiyor sevgili dostlar. Karı koca evde yalnız kaldı, çocuklar gitti. Bu duruma adapte olmak, adeta ilişkimizi renove etmek, yeni bir kılıfla, şekille benimsemek gerekiyor.
Çocuğa ağlıyor. Kes şu ağlamayı diyebiliriz. Bu bir bakış tarzıdır. Farklıyı deneyelim. Kes şu ağlamayı demek yerine, canım benim, susarsan seni daha iyi işiteceğim. Çok gerçekçi. Kes şu ağlamayı dersek emir var. Emir sıkıntı yaratır. Susarsan seni daha iyi işitebilirim deriz. Ya da canım ağlaman beni üzüyor. Lütfen bir sakinleş. Hem ben üzülmeyeyim hem de seni daha iyi işitebileyim. Hocam çok değerli bir hocamız vardı Hacettepe'de. İstatistikte çok çok iyiydi hocamız. Daha sonra Hacettepe psikolojiden ayrıldı. ÖSYM'de çalıştı. Rüksan eski hocamız. Babaannesi ölmüş, severmiş. Galiba Karadenizliydi hocamız. Ağlıyor okulda. Of babaannem, son kez göremedim. Yani diyelim ki işte 6 ay önce görmüş. Ama 2 ay önce bir daha memlekete gitmeye niyetlenmiş. İşler olmuş Ankara'da, gidememiş. Kadıncağız da ölmüş. Ah onu son kez göremedim diye ağlıyordu. Bir hocamız vardı, büyük hocamız, dedik çok mantıksız dedi. Yani 2 ay önce görseydin 15 gün önce görmedim diye ağlayacaktın. 15 gün önce görsem 3 gün önce görmedim diye. Yani son kez görseydin yine son kez görseydim diyecektim diyor. Şimdi bu açıklama çok mantıklı ama yeri değil. Mantıklı olan her şeyin her zaman yeri değildir. Üzülmüş. Yani son kez göremedim. Belki altta şu var. Onu artık hiç göremeyeceğim diyor. Babaannemi artık hiç göremeyeceğim. Ona ağlıyor. Efendim yani son kezinde son kezi vardır. Mantıklı değil. Hocam birinin ağlaması karşısında mantıklı ağlamıyorsun demek erkek şövenizminin bir türü. Şöyle söyleyebilir miydi acaba hocamız? Yani benim asistanım ağlasa. Ya gel ya işte başın sağ olsun. Tüh. Biraz ağladı. Ya bir anlatır mısın? Nasıl bir insandı? Ne yapardın? Niye severdin? Kaç sene, kaç yaşında birlikte oldunuz? Hoş bir anınızı söyler misin? Hoş bir anınız var mı? Bunu sevmek çok daha iyi olur. Psikodramada kişi bir kaybına üzüldüğü zaman bazen canlandırılır, onunla konuştururuz. Belli teknikler içerisinde psikodramı yönetmeyi bilen bunu ancak yapabilir. Onunla bitmemiş işleri varsa bitirmeye çalışırız. Bu tür seanslar en sonunda da şöyle kapatılır genellikle. O kişiyle olan hoş bir anısını hatırlayarak. Üzülmüştür, ağlamıştır, işte belki bitmemiş işi var. Olumlu, olumsuz, o bitirtilmeye çalışılır. Psikodramada bitmemiş işler çok iyi biter. En sonunda da onunla güzel bir anıyı anlat. Kişi onunla güzel bir anısını anlatır. Gözleri parlar, mutlu olur. Sanki o anda yaşıyor gibi olur. Şimdi ama o anda yaşıyor gibi olur. Hocam bu da farklı bir şeydir. Yani sadece birisine hocam teselli etmek kaybolanın çok anlamlı değil. Anneannem ölmüş, anneme komşular gibi ah başın sağ olsun diyorlarmış. O da diyormuş ki keşke başım kopsaydı. Buyur bakalım. Bazen hiçbir şey söylememek çok daha iyi olabilir. Gitmişsin, belki bas sağına gittin. O üzülen kişinin acısını deşecek bir şeyler söylemek gerekmiyor. Çok ilginç gelir. Beethoven bir işte kontes mi bir şeydir işte gitmiş. Birinci ya çocuğunu kaybetmiş kadın. Korkunç bir şekilde. Beton'a gitmiş, oturmuş. Kadın perişan. Bas sağına gitmiş. Hiçbir şey diyememiş. Başın sağ olsun demek anlamlı gelmemiş. Biraz durmuş, rahatsız olmuş. Onun yapabileceği bir şey. Piyano var. Köşede, geçmiş salonda piyanonun başına. İmprovize, spontan, çok güzel de çalarmış. Çalmış bir miktar. Kadına selam vermiş ve çıkmış. Bazen hiçbir şey söylememek çok şey söylemekten daha iyidir. Sevgili dostlar, iletişimde farklı deneme yollarından birisi şu olabilir. Çok şey söylemek yerine, gereksiz yere konuşup da kendimizi sıkıntıya sokmak yerine bazen hiçbir şey söylememek farklı denemek sayılabilir. Çok sevdiğim bir örnektir. Farklıyı denemek. Sokrates hiç suç yok. İdama mahkum etmişler.
Atina tanrılarına inanmıyor. Diye. Adam inanıyor, ölürken diyor ki filanca tanrıya horoz borcumuz vardı. Aman onu ödeyin çocuklar, işte horozu kurban edin. Öldükten bir sene Sokrates'i 500 kişi, jürinin 360'ı ölümüne karar veriyor, jüri. Hiçbiri filozof değil. Jüri. Öldükten bir sene sonra Atina'ya Sokrates'in heykelini dikmişlerdir. Ne kadar suçlu görün. Şimdi akşam güneş batınca zehir içip ölecek. Baldırın çiçek. Ölmeden 3-4 saat önce karısı gelir. Kadın 3 çocukla böyle ortalarda kalacak. Hiçbir gelir falan yok. Sokrates'in de parası yok. Mirası da yok. Yalın ayak dolaşırmış. Kadın ağlar Sokrates'e, der ki ah der, bu kötü adamlar seni haksız yere öldürecekler. Olaya birinci bakış tarzı. Doğru. Kötü adamlar haksız yere öldürecekler. Sokrates'in bu kadına cevabı. Evet, haksız yere öldürecekler. Peki haklı yere öldürseler daha mı iyiydi der. Farklı bakış tarzı, ikinci bakış tarzı muhteşem. Ben bunu pek sevmiştim. Çok sevdim, anlatıyordum. Kızımla felsefe çalışıyoruz. Yeni okumuşum, önceden bilmiyordum. Kızım, küçük kızım lisede, odada anlatıyorum ona. Sokrates karısına demiş ki, haklı yere öldürseler daha mı iyiydi? Koridordan eşimin Zehra'nın, biliyorsunuz o da meslektaşım, sesi geldi. Vay be dedi, Sokrates'e bak dedi. Gider ayak karısına yine bir laf sokuşturmuş dedi. Bu da üçüncü bakış tarzı oldu. Bitmedi. Siz Zehra Hanım'a cevap verirsiniz. 4, o size cevap verir. 5, 5, 6, 7, 8. Bu iş sonsuza kadar sürebilir. Farklı bakış tarzları olmasaydı şu telefon olmazdı. Ve cep telefonu ortaya çıkmazdı sevgili arkadaşlar. Daha neler neler ortaya çıkacaktır. Teknolojide farklı bakış tarzı gerekli. 1000 yıllık, 3000 yıllık, 500 yıllık, 5000 yıllık dogmalar, sabitler üzerinde saplanıp kalırsak, bunların üzerine saplanıp kalırsak, farklıyı denemezsek ileriye gidemeyiz. Yaşam tarzımız zenginleşmez, yaşam kalitemiz artmaz. Farklıyı denemek. Bakın derim ki, diyelim bir şey aldınız, bir eşya aldınız, şu telefonu aldık diyelim bir yerden. Bozuk çıktı, hediye ettim diyelim. Ertesi günü götürüyorum. Desem ki bu bozukluğu değiştirmek istiyorum. Birinci mağaza ya da eşime doğum günü hediyesi bir alet aldım ama çalıştıramadık, bozuk çıktı. Birincisi diyebilir ki, birincisi şöyle der. Efendim faturanızı görebilir miyim? Ben o mağazaya bir daha gitmem. Çok mekanik, çok soğuk. Robot var gibi sanki. Ya buradan aldım, dün aldım. Bir de görebilirim. Bir fişinize bakayım, bilmem şuna bakayım, buna bakayım. Soğutur. Oradan soğutur müşteriyi. İkincisi, götürdüm. Bunu eşime hediye etmiştim. Çalıştıramadık. Yani bir de hayal kırıklığına uğradı. Oo, affedersiniz diyor. Lütfen onu verin, sağlam alın. Şöyle olsun, sadece basitçe. Affedersin demesin. Hemen değiştirdi. Oh, güzel. Üçüncü bakış tarzı. Götürdüm. Eşime dün sizden hediye almıştım. Doğum günü çalışmadı, çalıştıramadık. Çalışmıyor, getirdim. Çok üzüldüm desin. Samimiyse desin ama. O satıcı. Çok üzüldüm. Ya sizi de buraya kadar yorduk. Hay Allah. Sürprizi de ziyan ettik. Lütfen değiştirelim. Şimdi ikinci dükkan üçü de değiştirdi. Birinci de, ikinci, üçü de değiştirdi. Ama siz bir dahaki sefer hangi mağazaya gitmek istersiniz? Büyük ihtimal üçüncüye gitmek istersiniz. Müşteri kaliteli ister, ucuz ister. Bir de iyi insan ilişkileri ister. Kaliteli insan ilişkisi ister. Birinci, ikinci de değiştirdi. İkinci hiç, hemen verdi. Üçüncü hatta, ya hanımefendinin doğum günü sürprizinize bozduk. Bir çiçek gönderebilir. Defterine not eder. Bir sene sonra doğum gününde bir mesaj atar, doğum günü kutlar. Farklı bakış tarzı budur. Bunun yapılması gerekiyor sevgili dostlar. Batı filmlerinde çok sık görürsünüz. Çocuk dövüşmüştür.
Yani biz sizin çocuğunuz kavga etmiş. Belli ki bunu dövmüşler. Üst başı perişan, bir yerler morarmış. Yani ne? Kim yap? Nasıl yapar? Hemen kim? Göster bana. Kimin çocuğu? Biz böyle yaparız. Toplum ortalaması. Filmlerde babaları eğitmek için bence yapıyorlar. Babaların eğitime daha çok ihtiyacı var. Orada da bizde de. Oğlan burnundan soluyarak geldi 15 yaşında. Pat pat ne oldu? Çıktı odasına. Pıt kapıyı kapattı. Yatağın üstüne oturmuş. 3 dakika sonra baba çıkar. Kapıyı çalar. Bilhassa çalıyorlar. Çocuğunuzun odasına bile kapıyı çalmadan girmeyin. Gel dedi. Girdi. Gözünüze tanıdık geliyor. Oğlan burada oturuyor. Baba yan tarafta, o da yatağın üstüne oturur. Sakindir. Bir şey demiyor. Akıl vermiyor. Kim yaptı? Nasıl yapar? Böyle bir şey demiyor. Ne oldu demiyor. Sanırım arkadaşlarına kavga ettim. Eğer benzeri bir yaşantıyı bir zamanlar baba da yaşamışsa onu paylaşır. Buna sharing, paylaşım deriz. Paylaşım, paylaşıyor. İşte lisedeydim, kız arkadaşımla gidiyordum. 3 kişi önümüzü kesti, işte cüzdanımı aldı, bana da vurdular. Ben de çok rahatsız oldum, mahcup oldum. Efendim bir hafta sokağa çıkamadım filan. Benzeri bir yaşamı varsa bunu sakin bir şekilde anlatır. Yani dünyada bir tek sen değilsin bu duruma düşen mesajını verir. Akıl vermez, örnek verir. Numune verir. Sonra sakince çıkar, kapıyı kapatır. Bu farklıdır. Daha iyidir. Sevgili dostlar. Çok öfkelendiniz. Birine sert bir mesaj yazmak yerine. Öfkenizi belirten 2 satır yazınız. Öfkenizi belirten 2 satır bir yere yazın. Hemen atmayın. Bilgisayara yazın. 10 dakika sonra bir daha okuyun. Bir şey değişti mi değişmedi. Ya da 1 saat sonra okuyun. Hemen öfkeli kalkmayın. Hani eskiler işte bir şey olur elini yüzünü yıkarlardı. La havle ve la kuvvetiyle. Vallahi billahi lazim falan. Yani öfke duygusuyla davranış arasına mesafe koyuyor. Hani kimi der ona 20'ye kadar say. Biraz faydası olabilir. 20'ye kadar say. Öfkeliyim. Davranışa geçip hemen bir harekette bulunabilirim. Öfkeyle davranış arasında biraz mesafe koymak. Sevgili dostlar. Bir lekeyi çıkaramazsak elbisede lekeyi, farklı yöntemler denersiniz. Böyle hanım program, kadın programlarında çok güzel söyleniyor. Bir şişi açamadık diyelim, şişe var. Açamadım. Farklı yöntemler denersiniz. Konserveyi açamadı. Ya demek ki bu açılmıyor deyip çöpe atmazsınız. Farklı bir şey denersiniz. Erkek dersiniz. Bey bunu açamadım der kadın. Ver bakayım der erkek. Bu soykada açılmıyor der. Kadın ver 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 ver. Sinirlenme der. Tık 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 açar. Şimdi sakin bir şekilde her konserveyi açmak mümkündür. Farklı yol denemek gerekiyor. Bazen bir şişe açılmaz, bir kavanoz kapak, sıcak suya koyarlar, tıp tıp vururlar. Kimisi biraz sert bir cisimle bir tornavidayla azıcık kanırır. Alışılmışın dışında bir takım yöntemler deneriz bir kavanozu şişeyi açamadığımız zaman. Sevgili dostlar, peki farklı yöntemlerle bir işi yapmaya hemen her zaman çalışıyoruz da. Bir iletişim tarzımız sıkıntı yaratıyorsa, niye farklı yöntemler kullanıp bu iletişim tarzını değiştirmiyoruz? Ne söylediğimiz önemlidir, nasıl söylediğimiz önemlidir. Saldırgan olabiliriz, pasif olabiliriz. Ya da asertif, bunun tam Türkçe karşılığı, eski Türkçe lisan-ı münasiple, girişken, özgüvenli söyleyebiliriz sevgili dostlar. Ne söylediğimiz önemlidir, nasıl söylediğimiz de önemlidir. Eğer belli bir söyleme biçimimiz işe yaramıyorsa onu değiştirmeliyiz. Basitçe değiştirmeliyiz. Bu her zaman için mümkündür. Hani kahve almaz mıydınız dersen kimse almaz. Soruda meymenet yok, soru negatif. Kahve almaz mıydın şu düzeyde soru. Daha iyi soru ne? Değiştirelim. Kahve alır mısınız? Bir daha değiştirelim. İyinin iyisi nedir? Efendim kahvenizi nasıl alırsınız? Kesin yapacağım da şekerli mi şekersiz mi onu söyle. Sevgili dostlar, pozitif bilim, teknoloji yeniyi deneyerek ileriye gider.
Ama biz insan ilişkilerini bu kadar fazla, teknoloji kadar hızla ileriye götüremiyoruz. Yeniyi denemeye ne dersiniz? Yenileri denemeye ne dersiniz?